9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 131 Ödev Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları. Ödev Yayınları Sayfa 1311. Aşağıdaki metinde yer alan edatları bulup edatların metindeki işlevlerini belirleyiniz. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, bir padişahın iki kızı varmış. Büyük kızın adı Yaprak, küçük kızın adı da Fidan'mış. Yaprak'la Fidan henüz pek küçük yaşta iken anneleri hastalanarak ölüvermiş. Padişah, çocuklarım anne yokluğu duymasınlar diye çok geçmeden bir kadınla evlenmiş. Üvey anneleri Yaprak'la Fidan'a kendi öz çocukları gibi bakar, onları sever, okşarmış. Her iki çocuk da gittikçe büyümüşler. Fidan 7, Yaprak da 8 yaşına gelmiş. Ama gel gelelim, her iki çocuk da çirkinmiş. Sadece yüzleri çirkin olsa neyse. Doğrusu, ahlakları da pek iyi değilmiş. Cevap: kadınla ile birliktelik, beraberlik anlamı katmıştır gibi, aynı biçimde, eşit bir şekilde anlamı katmıştır, sadece, yalnız anlamı katmıştır. 2. Aşağıdaki metinde yer alan bağlaçları bulup bağlaçların metindeki işlevlerini belirtiniz. Padişah, balığa karşılık vermek istiyor, fakat korkudan dili tutulduğu için ağzından bir tek kelime bile çıkmıyormuş. Balık, şöyle diyormuş: küçük kızına eli boş mu gideceksin? Hem o senin terbiyeli çocuğun. Götüreceğin armağan için sana önceden teşekkür eden de o değil miydi? Gemiyi çabuk geri döndür, yoksa batırırım. Balık, sözünü bitirir bitirmez, gürültüyle suya dalmış. Koca dalgalar gemiyi sallamış. Balık sonra tekrar ortaya çıkarak gemiye birkaç defa kuyruk vurmuş, sulara gömülüp kaybolmuş. Padişah da büyük bir korku içinde yatağından fırlamış. Cevap: fakat, iki cümleyi bağlamıştır, cümleye olumsuz bir anlam katmıştır, bile, dayı anlamında kullanılmıştır, de, anlamı kuvvetlendirmek amacıyla kullanılmıştır, da, bundan sonra, bunun ardından anlamı katmıştır. 3. Aşağıdaki metinde yer alan ünlemleri bulup ünlemlerin metindeki işlevlerini belirtiniz. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı. Ona name yapmaya başladı. Oo! Karga cenapları, merhaba. Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz. Cevap: oo, birisini gördüğüne çok memnun olma, ona iltifat etme anlamı katmıştır. Merhaba, seslenme, selamlaşma anlamında kullanılmıştır. 4. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere cümlenin bağlamına uygun ünlemleri yazınız. Cevap: ah ah, ne yer ne yere kaldı. B. Sakın, orada durma. C. Of, canımı sıkmaktan bıkmadın mı? Ç. Ha, işte geldi. D. En şehit oğlu şehit, 9. sınıf ödev yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı sayfa 131 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.